önemi, Türkiye için önemi nedir? Yani benim kişisel tarihim açısından önemli bir yer. Ben 10-11 yaşından itibaren İstanbul'a yeni geldiğim yıllarda emek, ki o zamanlar adı melekti ve İstanbul'un eski deyimiyle en nezih, en kibar, en şık sosyetenin gittiği haftalık gala geceleri, biletleri haftalar öncesinden satılıp dolan, insanların mutlaka siyah elbise veya çok şık kadın kıyafetleriyle geldiği, bütün Beyoğlu öyleydi aslında. Metro Goldwyn Mayer ve 20th Century Fox gibi Amerikan şirketlerinin en güzel filmlerinin gösterildiği son derece şık bir salondu. Bu şıklık, bu kibarlık, bu sosyetik olma hali birkaç kuşak boyu devam etti. Sonra işte 80'lerden sonra, daha doğrusu ondan daha önce orası kamu malı imiş, o zaman da kamu malı imiş, kiraya verilmiş, kamuya geri döndü. Ve emekli sandığının malı olduğu için de adı Emek Sineması oldu. Hatta onun bitişiğindeki eski Sümer Sineması da benim çocukluğumda yine gittiğim bir zaman Küçük Emek adını aldı. Daha sonra Rüya Sineması oldu. Böyle salonlar korunur. Dünyanın her yanında korunur. Her yanına sinmiş anılar vardır. Burada işte haince bir rant projesine kurban edilmek istendi ve hala da isteniyor. Emek sinemasını savunmak, bu şehri savunmak demektir. Emek sineması ve Serkin Doğrayan binası Sosyal Güvenlik Kurumu'na, yani kamuya, yani bizlere aittir. Bilim insanları ve sinemacıları olarak talebimiz, emek sinemasının yerinde ve olduğu gibi restore edilmesi, kamusal bir yarat, geleneği ticari olmayan, bağımsız ve sinematik olarak düzenlenerek aynı ilkeleri paylaşan sinemacılar ve kurumların kullanımına açılmasıdır. Bu da Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın sorumluluklarının başında gelmektedir. İstanbul eğer bir kültür şehri ise, emek sineması gibi görkemli bir tarihi sinemaya ihtiyaç vardır. Eğer şu anki projeye devam ettirilirse, İstanbul bütün tarihi sinemaları da yok eden ilk kültür şehri olarak tarihe geçecektir. Çok geç olmadan bu proje durdurulmalı ve emek sineması tüm